canım ne var ne de yine değil. Al beni terk et. Yer aldığından bahsetmek isterim sizlere. Sümele Manastırı Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın sarp yamaçlarına inşa edilmiş bir yerde yer almaktadır. Aynı zamanda içe gömülmüş kayalıkların içine gömülmüş bir şekilde yer almasına rağmen de görkemiyle, gizemiyle ve ihtişamıyla insanları büyülemektedir. İsminin nereden geleceğine bakacak olursak da Yunanca'da melas siyah anlamına gelmektedir ve Karadağ ithafen de Sümele Manastır, yani melas demek istediğim Karadağ siyah anlamına da geldiği için ismini de buradan almaktadır. Aynı zamanda Sümele Manastırı UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde de yer almaktadır. Ve 2015 yılında Sümele Manastırı 3,5 yıllık süren bir restorasyon sürecinden geçmiştir. Ve içerisinden yaklaşık 4,5 tona da kayalıklar temizlenmiştir. Aynı zamanda Sümele Manastırı şu şekilde insanlar... içerisinde pek çok ziyaretçi çağırmaktadır ve binlerce ve yüzlerce diyebilirim insanlar bu noktayı, Sümele Manastırı'nı ziyaret etmektedirler. Ve yaklaşık 2010 yılında evet bir ayin töreni düzenlendi Sümele Manastırı'nda ve bu ayin törenine de Yunanistan'dan keşişler getirildi ve gerçekten Meryem Ana'nın göğe yükselişini kutladılar diyebiliriz. Ve gerçekten ihtişamlıydı. Ben gitme fırsatı bulmadım fakat YouTube'dan videolarını izlediğimde sizler de izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir kutlamaydı diyebiliriz. Aynı zamanda yapımıyla ilgili ve hikayesiyle ilgili pek çok şeyler var. Şimdi birincisinden bahsedecek olursam mucizevi ikonayı ağırladı diye bir mesele var. Bu da Bizans İmparatorluğu 1. Theodosius zamanında Yunanistan'dan getirilen iki keşiş Barnabas ve Sophronius. Bu iki keşiş rüyalarında Meryem Ana ikonasını görürler ve Meryem Ana'nın kucağında da bir Hazreti İsa vardır. İsa projesini bu iki kişi de, iki Yunan keşiş de rüyalarında aynı şeyi görürler ve birbirinden habersiz bir şekilde deniz yolu aracılığıyla bu noktalara, daha doğrusu Sümele Manastırı'nın olduğu bölgeye gelirler ve yapımına, inşasına konulurlar. Ve birbirlerine derler ki biz gerçekten aynı rüyayı gördük, bu da gerçekten bir mucize olmalı. O yüzden gel birlikte bu yapımın inşasına konulalım derler ve yapmaya başlarlar. Fakat sonrasında bu portre kiliseye yer almaktadır. Fakat şu anda yok tabii ki. Bazı insanlar, onlardan önce buraya gelen bazı insanlar bu portreyi yok etmek isterler. Baltalamak isterler, balta kesmez. Yakmak isterler, ateş yakmaz. Dereye atıp götürmek isterler, bu portreyi dere alıp götürmez. Ve insanlar da gerçekten derler ki bu işte bir iş var, bu mucize olmalı. Biz bunu bırakalım burada en iyisi ve bu bölgeyi terk edelim. Aynı zamanda o dönemde yaşayan Hristiyanlar da Müslümanlar da gerçekten mucizevi olduğunu da kabul etmişlerdir. Ve bu şekilde yollarına devam etmişlerdir diyebiliriz. Diğer bir meseleden bahsedecek olursam da kutsal su meselesi. Kutsal su da şu şekilde kilisenin içerisinden damlayan suyun kutsal olduğuna inanmışlardır. Hem o dönemde yaşayan Rumlar, biliyorsunuz Hristiyanlar ve Rumlar da bunu kabul etmişlerdir. Aziz Luka biliyorsunuz ki İsa'nın öğrencisi olarak kabul edilir. Aynı zamanda da bu portreyi çizendir diyebiliriz. Aziz Luka bir gün yine kilisenin içerisine girer fakat parmağında bir kesik vardır ve bu kesik de bir türlü iyileşmez. Fakat kiliseye girdiğinde yukarıdan damlayan su damlalarının eline damladığını görmüştür ve birden yara iyileşivermiş. Ve o dönemde gerçekten mucizevi bir su olduğu da kabul edilmiştir yaranın iyileşmesinden dolayı. Ne kadar doğru ne kadar yanlış tabii ki de bilemiyoruz. Bunlar hepsi bir hikaye, doğruluk payı da olmuş olabilir. Fakat yapımı da bu şekilde diyebiliriz. Sormak istediğiniz bir soru olursa zaten sorabilirsiniz istediğiniz gibi. Aynı zamanda ziyaret ettiğinizde de zaten içerisinde bazı freskler yer alıyor. Fresklere bakıldığında gerçekten uzmanlar böyle anlar. İncil'den olan bazı hikayeler vesaire hepsinde böyle bakıp inceleyebilirsiniz diye söyleyeyim sizlere. Aynı zamanda şunu da söylemek isterim. Müze kartınız varsa ve MEB'ye bağlı bir öğretim görevlisiyseniz, 18 yaş altı varsa aramızda veya 65 yaş üstü müzeye ücretsiz bir şekilde giriş yapabilirler. Fakat müzeye müze kartı çıkartmak isteyenler ise orada zaten müze kartı çıkartma noktaları vardır. Öğrenci 30 TL, sivil de 60 TL. Şunu da söylemek isterim ki sizlere ilk önce buradan otoparkta ineceğiz ve link araçlarına ayrılacağız. Link araçlarımıza bineceğiz hep beraber.
O da ücreti var bu arada. Öğrenci 10, sivilde 15 TL yanlış hatırlamıyorsam ve fiyatlar güncellenmemişse. Link aracına bineceğiz ve indiğimiz noktadan itibaren 12 dakikalık bir yürüyüş mesafemiz olacak. O noktadan da zaten ben sizleri yönlendireceğim. Müze kartınızı da çıkarabilirsiniz. Hatta hiç zaman kaybı olmasın diye de ben müze kartınızı ve ücretinizi de alıp sizlerden önce oraya gidip sıraya girip müze kartınızı çıkartıp sizlere verebilirim. Daha mı iyi? Bir şey mi söyleyeceksiniz yoksa? Yok, öyle yapalım. Öyle yapalım. Süremizi de 1 saat yeterli mi olur yoksa 1,5 saat mi yapalım? Nasıl istersiniz? Tamam, 1,5 olsun. Doya doya gezin. Sümela turu sonuçta. Bu şekilde bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Hiç kalmaymış akli. Öyle bir naz etti ki sandım bana meraklı. Arkadaşlar, Ayasofya Müzesi'ne geldik. Birazdan içeri girip çekime devam edeceğim sizler için. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, gezmeye devam ediyoruz. Şuradan küçük çıkış yoluyla beraber. Oda bölümleri var arkadaşlar. Daha önce yıllar önce gelmiştim. Çok daha farklıydı. Şu anda bayağı değişmiş. Burası da böyle karanlık bir oda. Bayağı değişmiş.
O zamanlar daha orijinaldi. Sümele Manastırı. Yapılandırmalar yapmışlar. Değişiklikler olmuş. Bu şekilde. Bunu bekleyen bir çok freskli konumlar. Sahnede alıptan çıkarak bir ışın süzmesi içerisinde göğe yükselmesi yapılmaktadır. Ayrıca arkadaşlar şu anda Sümele Manastırı'nı gezdik. Dönüş yapıyoruz. Servis bizi bekliyor. İstikamet Karaca Mağaralarına. Oradan da çekimler yapacağım sizler için. Burası harika. Hava çok güzel rastladı. Doğa çok güzel. Bizim grup orada arkadaşlar. Çeşmede bekliyorlar bizi. Biz de yavaş yavaş iniyoruz. Birazdan araç hareket edecek. Bir yaban yarayı eser ramanda ülkü bir yastıkta kocayı. İçime akacak ve güneş açacak. Limni Gölü'ndeyiz arkadaşlar. Manzara yalnız harika. Süper manzarası var. Dağların eteklerindeyiz. Görüntü muhteşem. Görüntü efendim, teşekkür ederiz. Cansız duruyorsun. Teşekkürler. Arkadaşlar, Karaca Mağarası'ndayız. Dolu sabrıyor. Değil mi? Bayağı kalabalık burası. Giriş şöyle. Mağaraya girecekler arkadaşlar birazdan.
ben şöyle sizler için biraz turlayayım dedim. Sen gel, ben sana sarım biraz daha. Merhaba, araç dondurma. Tabii ayıp bu da, merhaba, araç ice cream. Oturmak için kamelyalar var. Manzaraya karşı çok güzel düşünülmüş. Göstereyim sizin için. Harika. İnanmıyorum. Burada kahvaltı yaptığınızı düşünsenize arkadaşlar. Hey, canım yok olur mu? Ne olamazsın? Yabancı galiba.